Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün 5'li serimizde yani SML X large, large kolaydan zora doğru düzey düzey ayrılmış soruları çözdüğümüz serimizde yine sizler için bir problemler konusu seçtim arkadaşlarım. 5 tane birbirinden güzel problem sorusu çözeceğiz bu videoda. Kolaydan zora doğru sıralanmış Yine isimlendirdik ya small, medium, large, x large, diye. Bu soruları nereden seçtim arkadaşlarım? Bu soruları 40 soru serisi problemler fasikülümden seçtim. Problemler fasikülümü çözmek isteyenler, bu kampa katılmak isteyenler varsa ciddi anlamda problemlerinizde netlerinizi arttıracak bir kamp olur sevgili arkadaşlarım. Tavsiyemdir. Sorularımızı seçtik. PDF'imizi hazırladık. PDF linki indirebilir miyiz hocam? Tabii ki de indirebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında ücretsiz biçimde PDF'imiz mevcut. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeyelim. Abone olduysanız videoyu da beğendiyseniz geçelim dersimize. Evet önce small sorumuzla başlayacağız sevgili gençler. Şöyle bir bakalım sorumuza ne diyor? ABC maddelerinden oluşan bir karışımdaki miktarlarla ilgili bak burada diyor ki A bölü C 13 bölü 15 C bölü B de 5 bölü 4 oranları veriliyor. Buna göre bu karışımdaki B maddesinin yüzdesi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle dikkat etmemiz gereken yer şurası. C 15 ve C burada 5. Yani C burada 15 ile görünüyor, orantılı görünüyor. Bir de burada 5 ile orantılı görünüyor. O halde biz ikisini de 15 yapalım. Yani ben burayı 15 yapmak istersem 3 ile çarpmış olurum. O halde burayı da 3 ile çarpıp burayı da 12 diyelim. Artık şunu söyleyebilirim ki A, B ve C maddeleri nasıl karıştırılmış aslına bakarsanız. A maddesinden 13K, B maddesinden 12K ve C maddesinden 15K karıştırılmış diyebilirim. Güzel. Bu karışımdaki B maddesinin yüzdesi soruluyor bize. O halde ben bunu şu şekilde yapacağım. 13 artı 12 artı 15 kaç yapar? Hocam burası 40K yapar. Ve 40K'da B maddesinin yüzdesi oranı 12K. O zaman diyeceğim ki 40'ta 12 ise yüzde kaçtır diye bir cümle kurmam gerekiyor benim. İşte bu kadar. Hemen içler dışlar çarpım yapacağız ama onu yapmadan önce sadeleştirmeler yapabilirsiniz. Mesela alt alta duranlar, yan yana duranlar bunların her birini sadeleştirebilirsiniz gençler. Mesela ben bunu 20'ye böldüm 2 geldi. Bunu 20'ye böldüm 5 geldi. 2'ye böldüm yan yana duranlar bak. 1, 2'ye böldüm burası da 6 geldi. O halde 5 ile 6'yı çarpıp 1'e bölersem x'i bulurum ki bu da bana 30'u verir. Demek ki cevabım 30 olacakmış. Yani cevap A şıkkında verilmiş gençler. Bu small sorumuzdu, kolay sorumuzdu. Şimdi geçelim orta düzey sorumuza. Medium soruya. Hareket halindeki bir aracın durma mesafesi. Frene basıldığı andaki hızının kare köküyle doğru orantılıdır denmiş bize x durma mesafesini ve frene basıldığı andaki hızını k'da sabit bir sayıyı göstermek üzere x eşittir k çarpı kök v'dir denilmiş. Şimdi bu bizim için bir formül arkadaşlar. Sorunun içerisinde kullanacağımız formül. Bana diyor ki bu araç 36 km bölü saat hızla giderken frene basıldığında durma mesafesi 12 metre olduğuna göre. E şimdi hocam şunu diyor yani. Burada ben x gördüğüm yere 12 yazacağım. V gördüğüm yere 36 yazacağım. Böylelikle K'yı elde edebilirim. Bak 12 eşittir. K çarpı kök 36. E kök 36 nedir? 6. 6 K 12 ise K kaçtır? Tabii ki de 2'dir. Yani benim buradaki sabit sayım 2'ymiş arkadaşlar. Pekala yani 64 km bölü saat hızla gidersem durma mesafem ne olur? Durma mesafesine x demiştik eşittir. K 2 idi ve bu sefer karekökün kökün içerisinde 64 yaz diyor bize. 64'ün karekökü 8'dir. 2 çarpı 8 bize 16'yı verir. Demek ki durma mesafemiz kaçmış? 16 olacakmış. Yani cevap B şıkkıydı diyebiliriz gençler gönül rahatlığıyla. Devam edelim. Large sorumuzda. Video izleme uygulamasında bir video izlemeye başlayan Ceren videoyu aşağıdaki gibiyken durduruyor. Bak nerede durdurmuş burada? Tam olarak 3 dakika 20 saniye kaldığında durdurmuş. Kalan süre 3 dakika 20 saniye. Ben bunu hemen ben bunu hemen saniyeye çevireyim. 3 dakikanın 180 saniye olduğunu biliyoruz. 20 saniye daha demek ki videonun bitmesine henüz 200 saniye var. Bir de videonun 2 bölü 7'sini izlediğini fark etmiş diyor. Şimdi dur orada dur. Videonun tamamı bak videonun tamamına ben ne diyeceğim? 7K diyeceğim. İzlediği kısım 2K'ymış. İzlemediği kısım 5K'ymış. İşte o izlemediği kısım olan 5K 200 saniye. O zaman K kaçtır? 40 saniyedir. K 40 saniyesi ne kadar mı izlemiştir? 80 saniyesini izlemiştir. 200 saniyesi kalmıştır. Videonun tamamı 280 saniyeymiş demek ki. Bunları anlarız. Buna göre Ceren bu videoyu kaç saniye daha izlerse izlediği kısmın izlemediği kısmı oranı 5 bölü 9 olur. Şimdi izlediğinin izlemediğine oranı 5 bölü 9 olur diyor. Şimdi bu izlediyse bu izlemediyse toplam sürenin 5T ve 9T'den 14T olduğunu düşünüyor. 14T demek ki 280 saniye gibi düşüneceğiz biz. O zaman T'miz burada kaçtır? 20 saniyedir. Artık yeni bir orantı sabiti geliştirdik. T 20 saniye geldi. E şimdi T 20 saniye ise 5 ile 20'yi çarparsam 100 saniye yapar. Demek ki 100 saniyelik bir kısmı izlendiği takdirde bu videonun Ceren'in Ceren izlediği kısmın izlemediği kısma oranı 5 bölü 9 olacakmış. O zaman o zaman ne kadarını izlemişti? 80 saniye. Ne kadarını izlemesi gerekiyordu? 100 saniye. Toplam ne kadar daha izlemesi gerekiyor? 20 saniye daha izlemesi gerekiyor. Bizden de bu isteniyor zaten. Cevabımız C şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlarım. Evet bu güzel soruyu da çözdükten sonra artık x sorumuzda sorumuzla devam edebiliriz arkadaşlar. x sorumuzda bize ne diyor? Bir okuyalım bakalım. Aşağıdaki tabloda bir kırtasiyede satışta olan A ve B kalemlerinin 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki fiyatları bize verilmiş. Burada kalem diyor A kalemi B kalemi yıllar 2020, 2021, 2022 mesela burada A kalemi 32 lira sonra A lira olmuş sonra 50 lira olmuş. B kalemi 36 lirayken 48 liraya ve daha sonrasında B liraya çıkmış. 2021 ve 2022 yıllarında zam yapılan A ve B kalemlerinden bir tanesine bak bir tanesine eşit oranda Diğerine eşit miktarda zam yapılmıştır. Ha, gıcık olduğumuz soru tiplerinden birisi değil mi? Large x large soru olmayı e, hak ediyor gerçekten. Şimdi bakalım nelerle uğraşacağız bakalım. A artı B toplamının alabileceği değerleri toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben hangisine eşit oranda hangisine eşit miktarda zam yapıldığını bilmiyorum gerçekten. E peki o zaman denemekten başka çaremiz yok. Buraya eşit miktarda zam yapılsın. Buraya eşit oranda zam yapılsın diyelim başlangıçta. Eşit miktarda zam yapılanın e, zamını bulmak kolay. Nasıl bulacağız? Şu şekilde 32 ile 50'yi toplayıp 2'ye bölersem A'yı bulurum. Çünkü buradan buraya buradan buraya eşit miktarda zam yapılmıştır diyeceğiz. 32 ile 50'nin toplamı 82. 2'ye böldüm. A'nın burada 41 olması gerektiğini ben söyleyebilirim. Pekala. Şimdi A artı B için A'nın 41 olduğu durumda bakalım B ne olacak? Hocam burada eşit oranda zam yapmamız gerekiyor bizim. Nasıl eşit oranda? Şu şekilde. Şimdi ben 36'yı burada ne kadar arttırmışım? 12 lira arttırmışım. Peki o zaman şunu düşünelim. 36'nın kaçta kaçı 12'dir? Yani yüzde kaç zam yapılmıştır? Bizim bunu düşünmemiz gerekiyor değil mi? 36'nın 1 bölü 3'ü kadar zam yapılmıştır. Bak 36'nın 1 bölü 3'ü 12, 12 kadar zam yaptı. Şimdi 48'in 1 bölü 3'ü kadar zam yapma zamanı. 48'in 1 bölü 3'ü 3'te 1 biri nedir? Tabii ki 16'dır. Demek ki burada da yani 2021'den 2022'ye geçilirken de 16 lira zam yiyecek bu kalem. Ve B'nin de burada alabileceği değer 48'e 16'yı eklersem ben 64 olur. Yani A 41 iken B 64 oluyor. Bunların toplamı 105'tir diyeceğiz. Bu bir cepte. Şimdi ise hikayeyi, senaryoyu değiştireceğim ve diyeceğim ki sol taraftakine miktar demiştim. Burası eşit oranda zam yesin, burası eşit miktarda zam yesin diyelim. Şimdi eşit miktarda zam yediğini yine bulması kolay. 36'dan 48'i 12 artmıştı. Buradan da buraya 12 arttırırım ben bunu. Ve böylelikle B'nin 60 olması gerektiği ortaya çıkar. B 60 iken bakalım A kaçmış. Şimdi eşit oranda demişti değil mi? Ben 32 lira olan fiyatı. Ben 32 lira olan fiyatı. Ne kadar arttırayım? X kadar. Yani oran bakımından X kadar arttırayım. Ve bu yeni oluşan fiyatı da bak bu yeni oluşan fiyatı da x kadar arttırırsam 32 lira 2020'deki fiyatıydı. 32 çarpı x 2021'deki fiyatı yani a ve bu a'yı da x oranında arttırırsam bu bana 50'yi verecek. E çok güzel o zaman ben derim ki x kare çarpı 32 eşittir 50 derim. Buradan x kare eşittir 50 bölü 32 gelir. Hemen ben bunu sadeleştireyim. Mesela 2 ile sadeleştirir ne gelir? 25 bölü 16 gelir. X kare 25 bölü 16 ise X kaçtır? Tabii ki 5 bölü 4'tür. Şimdi 5 bölü 4 miktarında artırıyor değil mi? Yani o zaman ben bu A'yı nasıl bulacağım? 32'yi 5 bölü 4'te çarparsam A karşıma çıkıyordu benim. 32 çarpı 5 bölü 4 diyeceğim. 4 ile 32'yi sadeleştirdim. 8, 5 kere 8 bana 40'ı verdi. Demek ki A burada 40 oluyormuş. Yani B 60 iken A 40 oluyormuş. Toplam fiyatı da sevgili arkadaşlarım 100 olur. A artı B'nin alabileceği değerlerden bir tanesi 105 öteki de 100. İşte bunların toplamı bana soruluyordu. 105 ile 100'ün toplamı 205 yapar cevabımız da B şıkkı olur deriz. Gerçekten x'lerce hak eden bir soruydu. Sen ne düşünüyorsun yorum kısmına yazarsan beni mutlu edersin. Şimdi x large sorumuz. Bir hastanede çalışan doktorlar bak. Şimdi e, aslına bakarsan bir üsttekinden yani x'lerçten daha kolay bir soru bu. Tamam mı? Neden xx'ler peki hocam? Çünkü gençler şundan kaynaklı. Burada o kadar değişik algılara kapılıyorsunuz ki bu soruları çözerken. Bak yüz yüze de ben bu soruları anlattım ee, çalıştığım yerdeki öğrencilerime. Orada da anlattım. Orada da böyle anlamak için güçlük çektiler. Aslında basit bir soru. Ama neden? Çünkü burada gizli olan bir ters orantı var. Bunu anlamakta güçlük çektiler. Ve sırf bu yüzden de xx'ler bir soru olduğunu düşünüyorum. Beni dikkatli dinleyin bir hastanede çalışan doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcıların her birine düşen haftalık hasta sayılarının dağılımı aşağıdaki daire grafiğiyle belirlen ve verilmiştir. Şimdi her birine düşen haftalık hasta sayısı bunlar. Tamam mı? Mesela burada 120 derece, 90 derece, 90, 120 daha, 210. Buraya ne kalıyor? 150 derece kalıyor değil mi? Şimdi burası da 90 dereceydi. Unutmayalım. Şimdi ben bu 120 derece, 90 derece ve 150 dereceyle uğraşmayacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Her biri zaten 30'un katı ya. 30'a böleceğim 3K diyeceğim. 30'a böleceğim 4K diyeceğim. 30'a böleceğim 5K diyeceğim. Bak bunlar kişi başına düşen hasta miktarı. Tamam? Hasta miktarı. Mesela burada 5K tane hasta düşüyormuş bir doktor başına. Bir hemşire başına 4K tane, bir hasta bakıcı başına da 3K tane. Şimdi burada şunu hayal etmenizi istiyorum. Gizli bir ters orantı var demiştim ya bunu fark etmeniz için şunu hayal etmenizi rica ediyorum sizden. E, hocam demek ki hasta bakıcı sayısı fazlaymış ki kişi başına düşen hasta azalmış. Sonuçta, sonuç olarak hastaların sayısı değişmiyor. Bak hasta sayısı değişmiyor. Hasta sayısı değişmezken ben bunu hastanedeki doktor sayısına bölersem kişi başına düşen hasta sayısını 5K bulmuşum. Hemşire sayısına bölünce 4K bulmuşum. Hasta bakıcı sayısına bölünce 3K bulmuşum. Demek ki en düşük çıkan buysa en fazla olan da hasta bakıcıdır. Şimdi o zaman ben hasta bakıcı, hemşire ve doktorların sayısını orantılayım. Nasıl orantılayacağım? Doğru orantılı biçimde. Nasıl orantılayacağım? Hemen şunu yapacağım. 3K, 4K ve 5K'nın ortak katı hocam. 60K'dır. 60K'yı 5K'ya böleceksin. Bak ekoku buldum. Ekoku 5K'ya böldüm. Tamam mı? 12K. Ekoku yani 60'ı 4'e böldüm. 15K. Ve 60'ı 3'e böldüm. 20K. Bunlar ne biliyor musun? 12K tane doktor var bu hastanede 15K tane hemşire var 20K tane hasta bakıcı var Bunlar bu demek Ve bu hastanede çalışan doktor, hemşire ve hasta bakıcılarının sayısının toplamının 235 olduğunu dile getirmişti Ben bunları toplarsam hocam 35 artı 12'den 47K yapar 47K bize 235'i veriyorsa eğer K bizim burada 5'tir gençler K'nın 5 olduğu ortaya çıktı artık basit Çalışan doktorların sayısı soruluyor. Çalışan doktorların sayısı 12K'ydı. K'yı 5 bulmuştuk zaten. 5 çarpı 12 bize 60'ı verir. Demek ki bu hastanede 60 tane doktor çalışıyor. Cevabımız da 5'lik olur diyeceğiz sevgili gençler. Evet birbirinden güzel 5 tane soru çözdük. Özellikle son 2 soru tam anlamıyla ÖSYM ayarında. Hatta large soruya da bunu söyleyebiliriz ama. Son 2 soru ÖSYM'nin sevebileceği türden sorulardı. Lütfen gerektiği önemi sizde gösterin sevgili arkadaşlarım bu sorulara. Evet demiştim ya açıklama kısmında ücretsiz pdf'inizi indirip indirip. Siz de tabletinizden, telefonunuzdan veya çıktığınızı alıp bu şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlarım. Lütfen ee, bu sorulara gerektiği önemi gösterin. Daha sonraki videolar videolarda görüşürüz. Daha sonraki konularda görüşürüz. Yine sizlere ücretsiz bir şekilde PDF'lerinizi yayınlayacağım. Bu arada tekrardan hatırlatıyorum. E, buradaki sorular 40 soru serisi problemler fasikülümden alınan sorulardı arkadaşlarım. E, bu kampa daha sen daha öncesinde katılmayan ve TYT'de gerçekten problemler adına sorun yaşayan arkadaşlarım varsa önemli tavsiye edilir haberiniz olsun. Ciddi anlamda bak içinde 320 tane problem var ama her biri ÖSYM tarzında, ÖSYM ayarında, ÖSYM tadında sorular. Mutlak surette çözün. Ben her bir testte her bir testte sizlere hangi soru ÖSYM tarafından sorulabilirse bunları da söyledim. Tek tek söyledim. Bu sorulara dikkat dedim ki MSV'de de sevgili arkadaşlarım yine kitapta belirttiğim sorulardan birkaç tanesi yine MSV'de de karşınıza çıktı. Haberiniz olsun. Evet gençler, sonraki sorularımızda, sonraki videolarımızda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.